Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. İyi akşamlar herkese. Bildiğiniz üzere mesleğimizi iyi yerlere taşıyabilmek adına birbirimize destek çıkmamız oldukça kıymetli. Bizler bu amaç doğrultusunda beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunlar için kurulmuş gönüllü bir topluluğuz ve etkinlikler düzenliyoruz. Çarşamba ve pazar günleri kıymetli hocalarımızın katıldığı genel etkinliklerimiz oluyor. Bunların haricinde online araştırma sunum, online vaka çözme etkinliği, ilaç supplement etkinliği, proje tez etkinliği, literatür tarama etkinliği ve pratik tecrübelerin diyetisyenler arasında paylaşılması etkinliği olmak üzere farklı interaktif eğitimlerimiz mevcut. Bunlarla ilgili bilgi almak isterseniz hem bizlerle iletişime geçebilirsiniz hem de web sitemiz veya Instagram hesabımız üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde Instagram, Telegram, YouTube ve Twitter'da da diyetisyenlerin sesi olmaya çalışıyoruz. O yüzden sizlerin desteği bizler için çok kıymetli. Yine YouTube'da etkinlik kayıtlarımız ve çok güzel içerikler paylaşılıyor. Onları izleyebilirsiniz. Bunun haricinde Spotify'da da podcastlerimiz yayınlanıyor. Dinlerseniz oldukça mutlu oluruz. Hocam dilerseniz sizi tanıyalım. Bugün benim adım Bilge, bu arada diyetisyen Bilge. Ben 4 yıldır çalışıyorum. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden mezunum. 2019 yılında mezun oldum. Bir yıl boyunca sporcu beslenmesi alanında çalıştım. Aslında ben bütün öğrencilik hayatımı staj geçirerek geçirdim. Staj yaparak 4 yıl boyunca. Ki hani mesleğime atıldığımda zorluklar yaşamayayım, bir şeyleri bileyim istedim. Eminim buradaki etkinliğe katılan herkes de benim gibi düşünüyordur. Ancak uygulamada çok farklı oluyor. Bugün bunları da konuşmak istiyorum aslında. Benim gibi bu konuda endişe eden arkadaşlarımla, meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bugün en çok 3 yıldır ben özel bir hastanede çalışıyorum. Bugün en çok gördüğüm bir vakayı seçtim, insülin direnci. Gerçekten çok fazla denk geliyor ve çok fazla bu konuda hasta tedavisini sürdürüyoruz. Hem hekimlerimizle hem diyetisyen desteğiyle beraber ilerliyoruz bu konuda. O yüzden insülin direnciyle başlayacağız. Başta teorik olarak bir bilgi vermek istiyorum. Sonrasında uygulamada neler yapıyoruz bunları konuşalım. Daha sonrasında yine hani hastanede gördüğüm vakalarla ilgili genel bir konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Sizin bu konuda sorularınızı alırım. Bu şekilde dilerseniz daha güzel bir etkinlik sağlamış oluruz. Sohbet şeklinde, soru cevap şeklinde. Çok teşekkür ederiz. Nazik davetimizi kırmayıp geldiğiniz için ekstra teşekkür ederiz. Şimdi insülin metabolizmasından biraz bahsetmek istiyorum. Çok sık duyuyoruz. Sizler de okulda çok fazla görüyorsunuz zaten. Aslında insülin pankreastan salınan, pankreasın beta hücrelerinden salınan bir hormon. Bizim hücre içine enerji taşımamızı, hücre içine girişini sağlıyor. Primer yakıt olarak karbonhidratları kullanıyoruz. Karbonhidratlardan hücre içine karbonhidratlar glikoza dönüşüyor ve hücre içine girişini sağlayan hormonun adı insülin. Ve çok önemli aslında. Şöyle, insülinin en önemli iki görevi var aslında. İlki kandaki şekeri hücre içine girişini sağlıyor. İkincisi fazla şekeri glikojen olarak depoluyor. Daha sonra da yağ deposuna iletiyor. Şeker var, glikoz var ve hücremiz var sol tabloda da. Şimdi bu glikozun hücreye girişine insülini sağlıyor. Yani burada bir anahtar görevi görüyor. Bizim insülin direnci dediğimiz durumda ise buradaki anahtar bozulmaya başlıyor. Yani vücutta fazla karbonhidrat tüketimine bağlı olarak insülin salınımı çok fazla artıyor. Dolayısıyla insülin reseptörleri bozulmaya başlıyor ve hücre içine girişi sağlayamıyor. Yani oradaki anahtar kilit olayı bozulmuş oluyor. Kilit tıkanıyor da diyebiliriz. Dolayısıyla hücre içine giremiyor. Bir sonraki slide'da da onun görüntüsü olacaktır. Sağdaki insülin direnci olan bir metabolizma, gördüğünüz gibi hücre içinde düşük hücre içi glikozu var, hücre dışındaysa çok fazla insülin salınımı var. Bu durumda kanda kalan fazla insülin düzenli olarak bizde hem kan şekerinde hipoglisemik ataklara sebep olacaktır, hem de ileri durumlarda insülin direncini arttırıp daha sonraki aşamalarda bir sürü komplike hastalıklara sebep olacaktır. İnsülin direnci dediğimiz olay aslında hücrenin bir nevi kanın hücre içine kan şekerinin giriş yapamaması. Bunun nedenleri ise tabii ki en başında obezite. Hızlı kilo artışı, yani fazla miktarda karbonhidrat tüketimi. Şimdi gelen hastalarda şöyle oluyor. Hani birçoğunuz göreceksiniz. Mesela hastamız geliyor, diyor ki insülin direncim varmış, o yüzden kilo veremiyormuşum.
o yüzden kilo alıyormuşum diyor hatta. Aslında bu doğru değil. Fazla karbonhidrat tüketmekten, sağlıklı beslenme olmadığı için rutinde insülin direnci gelişiyor. Bu yüzden kilo artışı oluyor. Yani hani daha doğrusu kilo artışına bağlı insülin direnci oluyor. Burada hani insülin direncini bir bahane olarak kullanmamak gerekiyor. Sağlıklı beslendiğimizde, diyetimizi buna uygun yaptığımızda zaten hastalarda da insülin direnci gelişmeyecek veya gelişen insülin direnci normale dönecektir. İnsülin direncinin sebeplerine yüksek yağ oranını da sayabiliriz. Yine stres çok fazla etkili çünkü stres kortizol hormonumuzu arttırıyor. Dolayısıyla bir hormonun bunu çok fazla duyacaksınız aslında. Vücutta bozulan bir hormon diğer hormonları da etkiler. Bu streste de geçerli, yani kortizol hormonunda da yükselmesiyle insülin yükselmesi de geçerli. Aynı şekilde tiroidlerde de bir sorun oluştuğunda insülin direnci oluşabiliyor. Polikistik over da aynı durum söz konusudur. Vücutta bir hormon bozulduğu için diğer hormonun da bozulması olası oluyor. Yani biz aslında bir polikistik over vakası görüyorsak en önemli bakacağımız şey insülin direnci olacaktır. Çoğunlukta gelişmiş oluyor. Zaten bunu uygulamada çok fazla deneyimleyeceksiniz. Genelde polikistik over hastalarının birçoğu insülin direncini de geliştirmiş oluyor. O yüzden çift yönlü bir diyet düşünmek ya da birinin düzeldiği yerde diğerinin de düzeleceğini hastaya bilgilendirmek çok önemli. Düzensiz uyku çok önemli yine. Uyku saatinin düzenli olması. Bu konuda hastalara mutlaka bilgi vermeniz gerekiyor. Çünkü uykuda salınan hormonlar bizim açlık tokluk hormonlarımızın salınımını da düzenliyor. Dolayısıyla düzenli uyku uyuyor mu? Stresli bir hayatı var mı? Mikrobiyatası sağlıklı mı? Kabızlık durumu yaşıyor mu? Genetik altyapısında bir şeker durumu var mı? Bunların hepsi tekrar tek tek hastaya sorulması gerekiyor. Hasta anamnezinde takip edilmesi gerekiyor. İnsülin direncinin hani genetiğe bağlı kısmı var ama çoğu çevresel, yani %70 çevresel diyebiliriz. O yüzden hani benim anne babam şeker hastasıydı, bende de insülin direnci var demek çok fazla doğru değil aslında. Çevresel faktörler mutlaka etkilidir ya da genetiğin önüne geçer. O yüzden diyetle beraber bunu aşıyoruz. Şimdi insülin direncini geliştirdiğimizde yani insülin direnci olan hasta zaten obezite oluyor dedik. Başta yüksek yağlı gelişiyor. Başlangıçta size zayıf hastalar gelebilir. Hani benim kilom iyi, çok fazla yağım yok, insülin direncim nasıl oluyor diyebilirler. Giderek kilo artışını sağlar ama vücutta insülin salınımının yüksek olması sonrasında mutlaka yağ oranına etkileyecektir. İlerleyen süreçlerde diyabete dönüşebiliyor. İnsülin direnci biliyorsunuz bir şeker hastalığı değil ama şeker hastalığının önceki evresi. Daha da ilerlediğinde kalp damar hastalıklarında sorun yaratabiliyor. Çünkü hücre içi yağlanmayı da sağlıyor. Bu da demek oluyor ki vücudumuzda trigliseritleri yükseltebilir, kolesterolü yükseltebilir, karaciğer enzimlerimizi yükseltebilir. Hepsi için önemli. Aynı zamanda insülin direnci bir inflamasyon durumudur. Dolayısıyla kanseri de etkileyebiliyor. Yani ucu birçok yere uzanan bir hastalık durumu, yani hastalığın önceki evresi durumu diyebiliriz. Yine burada yoğun inflamasyonundan bahsedebiliriz. İnsülin direnci dediğimiz gibi bir inflamasyon durumu ve hücrelerin büyümesini sağlıyor. Dolayısıyla kanserli hücrelerin de büyümesini sağladığı için kansere kadar uzanan bir risk tablosu karşılıyor. Kilo vermede zorluktan bahsettik. Şimdi şöyle, pankreasta salgılanan bir hormon olduğu için ve dedik ya kandaki yüksekliği yağ oranını arttırıyor, hücre içi yağlanmasını arttırıyor. Bu da bağ bölgesinde yüksek bir yağlanma yapıyor. Size hasta şöyle gelebilir: karın bölgemde çok fazla yağlanmaya başladım. Hani en çok burada yağlanma, hiç yağlanma şikayetim var. Eskiden bel bölgem inceydi, şu an son 3-4 aydır yağlanmaya başladı. Bunlar da insülin direncinin bir göstergesi aslında. Bu da bütün bunların hepsi aslında bahsettiğimiz durumda metabolik sendroma götürüyor. İnsülin direnci varsa metabolik sendrom da gelişebilir. Şimdi metabolik sendrom dediğimiz çok komplike olay aslında. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün gösterdiği bir tablo var bize. İnsülin direnci, bozulmuş glikoz intoleransı, biz buna açlık tokluk şeklinde bakıyoruz. Ve diyabet,
Bunlardan birinin olması ve aşağıdaki buna bağlı olarak gelişen hipertansiyon, trigliserit düzeyinin yüksek olması, abdominal obezite yani BKN'in yüksek olması, idrarda albüm atımı gibi faktörleri de geliştirebiliyor. Bütün bunlara biz metabolik sendrom diyoruz ve yani bütün bunlardan en az üçünün olması metabolik sendrom diyoruz. Ve metabolik sendrom da kilo vermeyi çok yavaşlatan bir faktör. Aynı zamanda dediğimiz gibi birçok komplike hastalığı geliştiriyor. Bu yüzden aslında çok da tehlikeli bizim için. Metabolik sendromlu kişilerde olmayan kişiye göre tip 2 diyabet gelişme riski 5 kat daha artıyor. Kardiyovasküler hastalık gelişme riski ise 2 kat daha fazla artıyor. Şimdi dedik ya insülin çok fazla faktörü etkiliyor diye. Bunlardan bir diğeri de karaciğer yağlanması. İnsülini yüksek çalışan insanlarda vücut içi yağlanma dedik, vücut yağ oranının yükselmesi dedik. Bunlar tabii ki karaciğerleri de etkileyecektir. Trigliserit seviyelerinde yüksek çıkar. ALT, AST değerleri yüksek çıkabilir ilerleyen insülin dirençlerinde. HDL değeri düşük çıkıyor genelde. Biz bunlarda fiziksel aktiviteyi yüksek öneriyoruz HDL düşük çıktığında. Bu tarz kan değerleri de yine insüline bağlı gelişebiliyor. Karaciğer yağlanmasıyla da doğrudan ilişkili. Şimdi insülin direnci deyince bir önemli grup da D vitaminleri. Birçok çalışma bize gösteriyor ki D vitamini düşüklüğü de insülin direncine etkiliyor. Çok fazla duymuşsunuzdur. Türkiye'de D vitamini düşüklüğü çok yaygın aslında. Hani D vitamini takviyesi bu durumlarda önerebilirsiniz kan değerlerine bakarak. Çünkü hem kilo artışını D vitamini etkiler hem de insülin direnci gelişimine altyapı sağlar. Aynı zamanda polikistik overload tip 2 gelişimi de etkiler. O yüzden mutlaka bir şeker hastalığı söz konusu olduğunda aslında diyette zaten D vitaminine bakıyoruz ama bir şeker hastalığı söz konusu olduğunda mutlaka D vitamininin üzerine düşülmesi gerekiyor. D vitamini değerlerinde de iyileştirme yaptığınızda insülin direncinde bir nevi biraz hafifletmiş olursunuz. Şimdi biraz da böyle uygulamadaki kısmına geçelim. İnsülin direnciyle gelen hastalar aslında size benim insülin direncim var o yüzden tedaviye geliyorum demiyor. Kilo vermeye gelen hastaların birçoğunda hatta benim uygulamada gördüğüm en azından kendi hastanemde gördüklerimde %70'inde mutlaka insülin direnci oluyor. Bunun birazdan tanı yöntemini de anlatacağım zaten. Ama genelde hastalar kilo vermek için geliyor. Ben kan tahlillerini mutlaka istiyorum ama istemeden önce bir sohbet yapıyorum. Ona göre vitamin, mineral gruplarını da yazıyorum. Hastayı dinliyoruz. Genelde şu şikayetle geliyorlar. Baş ağrısı olabiliyor, halsizlik olabiliyor. Yemekten sonra hani hepimizin hissettiği böyle bir yorgunluk hali olur ya, ayağı bile kalkacak hali de hissetmeyiz, baş ağrımız olur. Bazen çok yüksek karbonhidrat tükettiğimizde biz de bunları hissederiz zaten. Hepiniz yaşamışsınızdır. İnsülin direnci olan hastalarda bunlar çok sık yaşanıyor. Her yemekten sonra bu şikayetler oluyor. Hatta bazı hastaların hani hipoglisemi ataklarından bahsetmiştim ya insülin fazla salgılandığı için. Hipoglisemi atağı yaşadığı için yemekten sonra yani kan şekeri yemek yiyince düştüğü için yemek yemediğini de görebiliyorum. Bazılarında çok fazla açlık krizleri oluyor. Bazılarında ise yemek yediğinde kendini kötü hissettiği için yemek yememeye başlıyor. Yani günde tek öğün beslenenler oluyor. Yemek yiyince ben kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden aç bırakıyorum diyenler oluyor. Veya çok fazla açlık hata yaşayıp sürekli aç hissediyorum, yedikçe aç hissediyorum deyip sık sık beslenenler oluyor. Bunları dinlemekte çok fayda var aslında. Buna bağlı olarak kan tahlillerinizde yönlendirme yapabilirsiniz. Reaktif hipoglisemide bu konuya da biraz girmek istiyorum. Birçok sebebi olabilir ama en çok karşımıza çıkan insülin direncine bağlı gelişen hipoglisemi. Bunu başta söylemiştim zaten. Vücut insülini yükselttiği için ve insülin de şekeri düşüren bir hormon olduğu için kan şekerinde dalgalanma görüyoruz hastalarda. Yemeklerden sonra mesela açlık şekeri normal çıkabilir hastanın. 90-110 arası çıkabilir. Bazen hemoglobin A1C normal çıkabilir. Ancak tokluk şekeri düşüyor olabilir. Bu da bir insülin göstergesi. Ya da insülin 24 referans alınıyor çoğu hastanede. 24'ün altında olmasına rağmen tokluk şekeri düşüyor olabilir. Biz bu durumlara hipoglikluğun açlıktan düşük olmasına hipoglisemi diyoruz. Ve en önemli tanı yöntemlerimizden biri tedavisi olarak da insülin salınımını azaltmayı hedefliyoruz.
Bu sebeple vücutta aslında yine karbonhidratı kesmeye, yani daha doğrusu sağlıksız karbonhidratı kesmeye dönüyor tekrar diyet süreci. Karbonhidrat tüketimine, yine beslenme tedavisine tekrar gireceğim ama insülini düşürmek için karbonhidratın sağlıklı karbonhidrat türevlerinden olmasını, tahıl grubundan olmasını sağlıyoruz. Yağlar ve lifler çok önemli. Yağlar sindirimi biraz yavaşlatır, lifler de aynı şekilde. Bu yüzden insülin direnci hastalarında sağlıklı yağlar ve sağlıklı lif gruplarını bol bol kullanıyoruz. Şimdi istediğimiz kan tahlillerine bakalım. Şimdi başlangıçta söylemiştim, açlık kan şekeri aslında bizim için önemli bir veri ama yeterli bir veri değil. Çünkü açlık kan şekeri normalken tokluk şekeri düşük çıkan hastalara olabiliyor. Bu da insülin direnci göstergesi, önce açlıktan bozulmaya başlamıyor aslında. Uçta önce tokluk şekerini düzensizleştirmeye başlıyor, daha sonrasında açlık şekeri yükselmeye başlıyor. O yüzden erken tanı için tokluk şekeri önemli. Tabii ki her yerde bakılmıyor. Her zaman yani hekimin bu şöyle söyleyeyim, sağlık ocaklarında ya da işte rutin bir kontrole giden, diyet için rutin bir kontrole giden hastanın insülin direncine ve evet açlık kan şekeri yetersiz dedik, tokluk şekerine bakılması gerekiyor. İnsülin direnci HOMA-IR değeri de hesaplanıyor. Onu tekrar anlatacağım bir sonraki slide'da. D vitaminin öneminden bahsettik. D vitamini düşük olduğunda insülin direnci gelişebiliyor diye. Yine vücut yağlanmasına bağlı karaciğer enzimlerinin etkili olduğunu söyledik. Trigliserit değeri çok önemli. Kolesterol çok önemli. HDL yani iyi kolesterol dediğimiz değer insülin direncinde düşebiliyor. Bunun takibini yine sağlamak önemli. NDL de yüksek çıkıyor. Tiroidlere bağlı da insülin direnci gelişebiliyor ya da insülin direncine bağlı tiroidler bozulabiliyor. Dediğim gibi bir hormon değeri bozulunca diğer hormonlar çok sık etkilenebiliyor. O yüzden bütün değerlere bakmakta fayda var. İnsülin direncinin hesaplamasına bir sonraki evet aslında mutlaka duymuşsunuzdur. HOMA-IR dediğimiz değeri açlık şekeri ve insülin çarpılıp 405'e bölünerek bulunuyor. 2,5'un altında olması gerekiyor bu değeri. Bize insülin direncini gösteriyor. Ama dikkat ederseniz burada hani iki değer var. Açlık şekeri ve insülin direncinin yüksek olması gerek. 2,5'un üstüne çıkması için. Şöyle düşünebilirsiniz. Bazen hipoglisemi atakları yaşıyoruz diye bahsetmiştim. Bu her zaman tokluk şekerinde olmuyor. Bazen açlık şekeri yani her zaman tokluk şekerinde düşüklük olmuyor. Bazen açlık şekeri de düşük çıkabiliyor. O yüzden şuna da dikkat etmek lazım. Açlık kan şekeri düşük çıkan hastalarda HOMA-IR değeri düşük çıkacaktır. O bizi yanıltabilir. Burada asıl önemli değer açlık insülinidir. Yani açlık insülinin değeri onun üstündeyse insülin direncini tabii ki yine hesaplayalım ama onun üstündeyse mutlaka aklınızda bir soru işareti olsun. Eğer kan şekeri, açlık kan şekeri düşükse buradaki HOMA-IR değeri yanıltıcı olabilir. Şimdi asıl tabii ki bizim alanımız beslenme tedavisi. Beslenme tedavisinde nasıl uyguluyoruz? Karbonhidratı biraz ben düşük tutmayı seviyorum bu hastalarda. Çünkü karbonhidrat tüketimi sürekli insülin salınımını arttıracaktır. Yeterli protein almak çok önemli. O yüzden protein miktarını dengeleyecek bir diyet yazıyoruz. Sağlıklı yağ grubu çok önemli. Yüksek lifli beslenmemiz gerekiyor yine. Çünkü kan şekerini düzenleyecek olan lifler. Düşük glisemik indeks değeri yine biliyorsunuz ki şeker hastalığında çok çok önemli. Uyku düzeninden bahsetmiştik. Uykuda salınan hormonların düzenli çalışması için mutlaka düzenli bir uyku saati olması gerekiyor. Strese bahsetmiştik yine. Kortizolu yükselttiği için insülin direncini etkiliyor diye. Fiziksel aktivite aynı şekilde çok önemli çünkü proteinin kas kütlesinin artması da insülin hormonunu düzenleyecektir. Bir de uygun takviye kullanımı var. Bazen takviyelerden destek alabiliyoruz ya da önce beslenmeyle uyguluyoruz. Yetmediği yerde takviye kullanabiliyoruz. Bunları yine bahsedeceğim sonraki slaytlardan. Bir sonrakine geçebiliriz. Ben ilaç tedavisinden de bahsetmek istedim. Çünkü bu bizim alanımız değil aslında. Doktorumuz belirliyor. Yani hastanın takipte olduğu doktorun tedavi aşamasında belirleniyor. Ancak çok sık ilaçlarla karşılaşacaksınız.
Bunların ismini bilmek, yan etkilerini bilmek size çok fayda sağlayacak. Çünkü mesela metformin grubu, şekeri insülin direncinde kullanılan metformin grubu ilaçlar var. Glifor, glikofaj, glikobay, metafin gibi ilaçları çok sık duyarsınız. Bunlar aslında aynı grup ilaçlar. Metabolizmasını, yani vücut çalışmasını mutlaka araştırın. Bizim alanımıza girmiyor ama bilmekte fayda vardır. Biz tabii ki ilaç yazmıyoruz ya da ilaç önermiyoruz. Ancak mesela bu ilaçlar ishal yapabiliyor bazı hastalarda, mide bulantısı yapabiliyor, bazı grupta şekeri hızlı düşürebiliyor. Bunların takibine biz her hafta, yani daha sık doktor görüşmelerinden diyetisyenler daha sık hastalarla görüştüğü için bunların takibini yapmak da aslında biraz bize kalıyor. Mesela hasta ishalden şikayetçi oluyorsa hani hemen diyetle bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Tabii ki diyet desteği de düzelteceğiz ama sebebini de bilmekte fayda var. Genelde Grifor grubuna yeni başlayan hastalarda ishal çok fazla yaşanıyor ya da mide bulantısı çok fazla yaşanıyor. Mesela hastalar size şey diyecektir hani ilaca başladıklarında, çok fazla midem bulanıyor, öğün atlayabiliyorum, yemek yiyemiyorum diyecektir. O yüzden bunları sık sık sormakta fayda var. Ara öğünleri yaptınız mı, öğünleri atladınız mı diye. İlaca başlayan hastalarda bunları tek tek sorgulamanız gerekiyor. Bir de hani ilaç tedavisine istiyoruz diyetle beraber düzelsin. Ama ben kullanımına çok da karşı değilim. İlerleyen vakalarda iştahı kontrol etmek amacıyla doktor uygun görürse, hekime uygun görürse kullanılabilir. Hani tabii ki diyet desteğiyle düzelse çok daha iyi olur. Zaten diyet desteğine, diyet tedavisiyle iyileştirebilir bir hastalık insülin direnci ama bazen iştah kontrolünde çok zorluklar yaşayabiliyoruz ya da insülin çok yüksek hastalar olabiliyor. Diyete uyumluluk açısından doktor uygun görürse kullanımını aslında ben tavsiye ediyorum doktorun. Şimdi burada bu destekler olarak yazdım ama aslında bir besin takviyesi olarak düşünmemek gerekiyor. Diyete bu besinleri ekleyebiliriz. Gerektiği yerde besin takviyesi olarak kullanabiliriz. Burada işte zerdeçal, yaban mersini, yefli ürünler, bunlardan tek tek bahsedeceğim. İnsülin direncini ilişkilendiren besin takviyeleri aslında bunlar. Zerdeçal kullanımının çok güzel çalışmaları var. Buna bilimsel çalışmalarını da okuyabilirsiniz. Mutlaka takip edin. Tip 2 diyabeti düzenliyor. Bununla ilgili güzel önerileri var ama kurkumin içeriğinden dolayı düzenliyor. Zerdeçalda dikkat etmemiz gereken nokta çok yüksek kullanımda aslında tip 2 diyabeti düzenliyor. Dolayısıyla kaşık kaşık hastaya zerdeçal yazamıyoruz. Çünkü ishal yapabilir, mide rahatsızlığı yapabilir ya da kanın pıhtılaşmasını etkileyebilir. Dolayısıyla hani zerdeçal kullanalım, tip 2 diyabete destek olsun gibi bir şey uygulamada çok geçerli olmuyor. Ancak takviye olarak kullanabilirsiniz. Onda da hastanın yine şikayetleri kullandığı ilaçlar çok önemli. Ya da karabiberle kullanımında etkisini arttırır kurkumin. Böyle bir destek olarak kullanabilirsiniz. Yine bir sonraki besiniz yaban mersini. Yaban mersini hem diyabet hem de kardiyovasküler hastalık riskine iyi geliyor. Aslında yaban mersine de ulaşımı çok kolay bir besin değil biliyorsunuz ki. Bunu da hani uygulamada çok fazla kullanabildiğimiz besin değil. Her hastaya yazabileceğimiz besin değil. Ama etkileri güzel. Lifli ürünleri bol bol kullanabiliriz. Ulaşılabilirliği çok yüksek. Mutlaka da kullanmamız gerekiyor aslında. Kan şekerini yükseltme hızından, yani yükseltmeyi, ani yükseltmeyi yavaşlattığı için kullanmamız çok önemli. Zeytin yaprağı yine insülin direncini azaltıyor. Tarçında şöyle bir soru işareti mutlaka olsun aklınızda. Şimdi tarçın kullanımı biliyorsunuz, hatta artık hastalar bile söylüyor. Yani benim şekerim var, tarçın kullanıyorum diye çok fazla duyarsınız. Hastalar size soruyor tarçın ekledim mi suyum mu diye. Şimdi bizim aslında iki tip tarçınımız var. Seyran ve kasiya, duymuşsunuzdur belki. Kasiya tipi en sık gördüğümüz, hatta Türkiye'deki bütün tarçın tipi kasiya diye biliyorum ben. Marketlerde satılanların kasiya tipi oluyor. Ve tip 2 diyabetin iyileşmesine aslında seyran tipi daha etkili. Kasiya tipinin çok fazla bir etkisi yok. Seyran tipi tarçına da ulaşmak çok zor. Maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla hani tarçının diyabet üzerinde etkisinin iyi olduğunu biliyoruz ama ulaşılabilirliği yine çok mümkün değil.
O yüzden ben çok fazla önermiyorum. Bir de hipoglisemi ataklarını arttırabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Hipoglisemisi yüksek olan hastalarda, şekeri çok fazla düşen hastalarda tarçını yine önermeyin. Sarımsak kan şekerini düşürüyor. Şekeri yüksek hastalarda kullanabiliriz ama yine hipoglisemi yaşıyorsa hasta kullanmamamız daha iyi olur. Hemenotu çok sık duyuluyor insülin direnci deyince. Bunu sık sık duyarsınız aslında. Faydası yine çok güzel çalışmaları var. Yan etkisi çok az. Ama rahim ağzını yani rahimi genişletebildiği için gebelerde kullanımını önermiyoruz. Bir sonraki en önemli besinler de çörek otu yağı, elma sirkesi. Şimdi elma sirkesine duymayan yoktur sanırım. Hatta hastalarda şey zihniyeti bile oluştu, hani elma sirkesi ekliyorum yağ yakıyor gibi bir zihniyet oluştu. Tabii ki böyle şeylerin gerçek olmadığını bizler biliyoruz ama ben elma sirkesiyle ilgili olan çalışmaları görünce açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü gerçekten diyabet üzerine, insülin direnci üzerine etkili çalışmaları var. Zaten hani faydası kesinlikle var ama tabii ki hastana şöyle bir algı yaratmamamız gerekiyor. Hani elma sirkesi içtiği için çoğu hasta yağ kaybettiğini veya şekerin düzeldiğini düşünüyor. Bunu baştan konuşmak, anlatmak, hastanın bu yönde eğilimi varsa kullanmamak bile daha faydalı olur. Çünkü ileride böyle bir beslenme, yani yanlış beslenme algısı ileride büyük bir sorun oluşturabiliyor. Diyete uyum sağlamayıp sadece elma sirkesi içmeye çalıştığı durumları gözlemleyebilirsiniz. O yüzden hastanın hani doğru iletmek çok önemli. Sadece hani diyete sabahları elma sirkesi suyu yazıp geçmemek gerekiyor. Kas kütlesi artımı yine insülini düzenliyor demiştik. İnsülin salınımını etkiliyor. Yeme sıklığı çok fazla. Şimdi bu da aslında çok ikili bir konu. Bu konuda da meslektaşlarımızı ikiye ayrılıyoruz. Yeme çok sık yiyip hipoglisemiyi engellemek isteyen meslektaşlarımız oluyor. Sık sık az 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 olarak ilerleyen oluyor. Ya da aralıklı oruç diyetini mutlaka biliyorsunuzdur. Aralıklı oruç diyetini de insülin direncini tedavi ettiği yönde çalışmalar var. Bununla ilerleyen meslektaşlarımız oluyor. Aslında burada seçim yine hastadan yana oluyor, hastanın alışkanlıklarından yana oluyor. Şöyle düşünün, hani sonuçta bu insülin direnci dedik ki açlık tokluk hormonunu bozan bir durum. Bazen hastalar çok az yemek yiyebiliyor ya da çok fazla yemek yiyebiliyor. Şimdi günde tek öğüne düşmüş bir hastaya ve buna bağlı olarak çok fazla şeker atağı geçirmiş bir hastaya biz hani 8 öğün tüket diyemeyiz, uygulaması mümkün olmaz. Yavaş yavaş arttırmakta fayda var ya da hani sık sık beslenen bir hastaya, sabahları yüksek karbonhidrat alan bir hastaya hadi aralıklı oruç diyeti yapalım demek çok doğru olmuyor. Hani 12'de başla demek çok mantıklı olmuyor. O yüzden hastaya göre bir seçim yapmak çok daha iyi olur. Şimdi ben burada hatta bugün gördüğüm bir vakayı yazmak istedim. Daha güncel olsun diye. Diyetimi düzenledim. Sonraki aşamalarda ne yapacağımı da sizlere anlatacağım. Bu haftaki menümüzdü. Şimdi hastamız 36 yaşında kadın, yönetici olarak çalışıyor bir otelde, yönetim bölümünde. Dolayısıyla stresli ve yoğun bir işi var. Tek başına yaşıyordu hasta. Yemekleri kendi, yani yemek çok yapma düzeni yoktu aslında, dışarıdan beslenme ağırlıklıydı. Kilosu 88 kilo, boyu 1.68. Bir sonraki sayfada zaten anemizini anlatacağım. Şimdi mutlaka hastama soruyorum ben geldiğinde. Besin tüketim kaydı istemiyorum başlangıçta, çünkü hani bu tekrar kaydı doldurup döndürmesi biraz zaman alıyor. Ama mutlaka bir standart bir gününü anlatmasını istiyorum. Bazen böyle hani hastalar çok geçiştirebiliyor. Detaylı bir şekilde soruyorum, hani öğün atladınız mı, burada ne yediniz diye. Şimdi bu hastanın standart bir gününde öğün atlama çok fazla, kahvaltıyı çok fazla geçiştirebiliyor. Bazı günler kahvaltıyı atlıyor, bazı günler kahvaltı yerine simit poğaça gibi besinler tüketiyor, bazı günler de sandviç şeklinde geçiştiriyor. Şikayetleri yemekten sonra halsizlik, yorgunluk, kabızlık şikayeti var. Gece yeme alışkanlığı çok fazla. Hızlı yemek tüketimi var, hem zamandan kaynaklı hem de biraz da beslenme ata, yani biraz da böyle psikolojik olarak da çocukluğundan
gelen o durumda soruyorum, çocukken ne obezite geçmişi var mı, ailede kısıtlanma olmuş mu? Biraz yeme ataklarında olan bir hasta aslında. Hazır yemek tüketimi yapıyor tek başına olduğu için. Ya da yemekleri hazırladığında tek evde olduğu için miktarları düşük oluyor. Çok fazla tatlı isteğine denk, çok fazla tatlı isteği oluyor. Şimdi ailelerine baktığımızda açlık kan şekeri 112, insülinü 29. İnsülin değeri referans olarak 24 olarak geçiyor ama biz onun üzerinde olduğunda hani bir direnci kontrol ediyoruz aslında. Sağlıklı beslenmek, kilo verimi, yağ kaybı için mutlaka hani onun altında bir değer istiyoruz. Çoğu diyetisyen böyle istiyordur. Hemoglobin A1C'si gördüğünüz gibi normal sınırda. Şimdi açlık kan şekeri yüksek, hemoglobin A1C normalse hani burada sonuçta 3 aylık bir kan ölçümü söz konusu. Demek ki tokluk şekerinde düşmeler oluyor diye yorumlayabilirsiniz. Ya da hastanın son dönemde bir anda yükselmeye başladı ama insülini yüksek çalıştığı için hani muhtemelen tokluk kan şekerinden kaynaklı 3 aylık şekere düşük çıkmış olabilir. O yüzden hipoglisemi hata geçirdiğini de unutmayın hasta hakkında. Kolesterolü 266 çıkmış, trigliseri 179, HDL'si 48, LDL'si 171, D vitamini 12. Aslında hani biraz önceki bahsettiğim bütün değerler gördüğünüz gibi etkilenmiş insülin direncine bağlı. Karaciğer enzimleri normal çalışıyordu, tiroidleri normal çalışıyordu. Ama ilerleyen durumlarda tiroidler de etkilenebiliyor. HDL'nin düşük çıkması aslında hani bahsettiğimiz gibi yine insülin direncine bağlı olabiliyor. D vitamini düşüklüğü insülin direncini arttırabiliyor. Bunlara hasta hakkında bilgi verdim. D vitamini takviyesini ben yazmıyorum. Doktoru yazıyor. Bu konuda da yönlendirme yaptım. Daha sonrasında enerji hesabını bir önceki sayfaya koymuşum. Oraya geçebilir miyiz? Evet. Enerji hesabında ideal ağırlığını ben hastayla konuşarak aslında buluyorum. Normal ideal enerji değeriyle hesapladığımızda da aşağı yukarı aynı çıkıyor. Zaten bizim ölçüm cihazlarımızda hani Tanita, InBody gibi cihazlarda ideal ağırlığı çok rahat görebiliyoruz. Hasta da zaten gördüğü için kendi de bir hedef koyabiliyor. Her zaman tabii ki ideal üstünde olması, yani ideal sınırında olması gerekmiyor. Bazen kanda yani kas kütlesi ve yağ oranı çok önemli. Kası yüksek hastalarda yağ oranı normal sınırdaysa idare ağırlıktan daha yüksek olabiliyor. Yani BKI değerinden daha önemli aslında bize yağ ve kas miktarı. Ona da mutlaka bakın. Biz bu hastayla konuştuk ve 61 kilo olarak hedef ağırlığını belirledik. Tabii ki hani bundan 3 aşağı 5 yukarı olabileceğini de anlattım hastaya. Çünkü tamamen bir rakama sınırlamak çok doğru olmayabiliyor. Enerjisini evet anladım. Biraz masa başı iş yaptığı için 1.3 aldık fiziksel aktivitesini. Dikkatimi çekti. Haftanın iki günü hasta alkol tüketmeyi seviyor. Burada da ben hastama şunu söylüyorum. Hani bu çok teorikte karşılaşmadığımız bir durum aslında. Her diyetisyenin yaklaşımında farklı oluyor. Alkol aslında şekerde insülin direncinde çok tehlikeli olabiliyor. İlk iki hafta hiç tüketmemesini istiyorum biraz kan şekeri dengeye girene kadar. Daha sonrasında hani hastanın uyum sürecine bağlı olarak bir etkinliği olduğunda, özel bir durumu olduğunda hani diyetine uygun bir şekilde ekleyebiliyoruz. Ya da hasta derse kendi tüketmeyebilirim, buna uyum sağlayabilirim. O zaman uzun bir süre alkolde çıkartıyoruz insülin direnci düzenine kadar. Nasıl bir diyet yapacağız? Biliyorsunuz çok fazla diyet çeşit seçeneği var. Hastanın çok fazla duyduğu, böyle sosyal medyadan duyduğu diyetler oluyor, yapmak istediği oluyor, size sorduğu oluyor. Şimdi bu anlattığım vakada aslında şöyle ben Akdeniz beslenmesiyle gitmeyi tercih ettim. Çünkü zaten hastamız sabahları yüksek bir karbonhidrat tüketimi yapıyordu. Dolayısıyla hani sık sık beslenen bir sık sık yoğun karbonhidrat alınan bir hasta, Arap Loruç diyeti ona şu anda biraz zorlayıcı gelecekti. Ve alışkanlıklarında böyle bir alışkanlık yok. Yani öğün tüketim sayısıyla ilgili bir problemimiz yoktu. Ketojenik diyeti zaten çok kullandığım bir diyet çeşidi değil. İnsülin direncinde kullananlar var ama ben çok önermiyorum. Aralık doruç diyetinde insülin direnci vakalarında kullanabiliyorum. Tamamen hastaya göre değişiyor. Bu hastada da ilk olarak ben sık beslenerek, yani sıktan kastım kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği bir ara öğün şeklinde beslenerek düzenledim. Daha sonrasında
hastanın gidişatına göre insülini düşürmek için bazen öğünleri azaltacağımızı bilgisini verdim. Azaltmamız gerekebileceğinin bilgisini verdim. Şimdi mutlaka sabah hasta kahvaltısını yapması gerekiyor. Bunu konuştuk, bu konuda anlaştık. Kahvaltısında yumurta, peynir, ceviz içi yulaf kullanmayı ben çok seviyorum bu kahvaltı. Hem tok tutuyor hem de lif içeriği yüksek oluyor. Böyle bir yumurta hazırlatıyorum. Yanında tam tahıllı ekmek yeşilliği oluyor. Mutlaka zeytinyağı kullanıyorum bol miktarda. Zeytinimiz de var yine. Alternatif olarak da geceden hazırlayabileceği bir tarif ekleyebiliyorum çalışan hastalara. Çünkü bazen yanında taşıyor, kahvaltıya zamanı olmuyor. Yulaflı peynirli muffin'de yine içinde yulaf, peynir, bu tarz grup değişimleri olan bir muffin tarifi. O şekilde ilerleyebiliyoruz. Öğle yemeğinde yine aynı şekilde seçenekle gidiyorum. Şimdi bazen hasta eve gidebileceğini söyledi. Otelden eve geçip yemek hazırlayabileceğini söyledi. Bazen dışarıdan sipariş veriyormuş, bazen de yine yanında taşıyabileceğini söyledi. O yüzden 3 seçenekle hazırladım. Şimdi böyle seçenekle gittiğimizde hastaya mutlaka şunun bilgisini veriyorum. Öğle yemeğinizde protein tükettiğinizde akşamı sebzeyle dengeleyin diye. Bunları zaten konuşmuş oluyoruz. İlk seçenekte yanında taşıyabileceği bir mercimekli karabuğday pilavı tarifi verdim. Yanında kefir hani marketten de alabilir zaten. Çorba yemek halinde her zaman oluyormuş. O yüzden hamursuz, şehriyesiz bir çorba tercih etmesini söyledim. İkinci seçenekte ev yemeği şeklinde gidiyor. Kinoa pilavı. Bu aslında biraz böyle daha önce keten tohumu, kinoa, bu besinleri kullanmış bir hastaydı. O yüzden buna yazarken çekinmedim aslında. Daha önce herhangi bir yan etkisi de olmamış. Ama her hastada kullandığım bir ürün değil. Bunu da karşıdaki insanın isteğine bağlı, hani beslenme alışkanlıklarına bağlı dönem dönem ekleyebiliyorum. İnsülin direncini güzel aslında etkiliyor. Çünkü lifli olduğu için hani kan şekerini bir anda yükseltmiyor. Üçüncü seçeneğimizde de dışarıdan sipariş ettiği bir öğün var. Bunda da peynirli, helim peynirli veya sezar tavuklu salata. Porsiyon miktarını yazmadım çünkü hani her yerde değişebilen bir miktar. Sossuz ve mısırsız olmasını istiyorum. Zeytinyağını ekledik. Bir dilim tam buğday ekmeği veya yazacaktım orayı yanlış. 2 adet vasa kullanıyoruz. Vasayı belki duymuşsunuzdur. Hani diyetisyenlerin çok sık kullandığı bir ürün. Lifi yüksek, karbonhidratı sağlıklı gruba giriyor. O yüzden hani taşıması da kolay olduğu için ofiste de bırakabileceği, çalıştığı yerde de bırakabileceği bir paketli ürün olduğu için onu da tercih edebiliyorum. Aralarında yine iki seçenekle yine halledim. Aslında benzer seçeneklerine birinde yağ değişimi olarak keten tohumu var. Diğerinde kuru yemiş şeklinde var, meyvesi var. Yine yoğurdu, probiyotik şeklinde, probiyotikler ki mikrobiyotanın düzenlemesinde çok önemli. Burada da probiyotik desteğini eklemiş olduk. Akşam yemeğine geçebiliriz. Şimdi akşam yemeğinde sabahki seçenekleri düşünerek ilave ettim. İlk seçenekte kuru baklagi, pardon, mercimekli karabuğday yine böyle bir seçenek vardı. Akşamı tekrar proteinle ilerledim. Çünkü hani insülin direnci hastalarında biraz proteini yüksek tutuyorum. Hastaya da spor yapmasını, egzersiz yapmasını tavsiye ediyorum. İkinci seçenekte sulu yemeğimiz vardı. Akşamı kuru baklagi şeklinde düzenledim. Bu hastalarda dif kullanmak çok faydalı oluyor. Kuru baklagi kullanmak çok faydalı oluyor. Ev yapımı turşu ekledik yine. O da mikrobiyata sağlığı için. Üçüncü seçenekte de öğle yemeğinde ızgara, helim, peynir, tavuk vardı. Akşam yemeğinde de sebze yemeği şeklinde düzenlemiş olduk. Sebze yemeği, yoğurdu, yine çorbası var. Gece öğününü şöyle melisa çayı kullanmayı çok seviyorum ben insülin direncinde. Hem uyku düzenini yatıştırıyor hem biraz hormonların düzenlenmesinde etkili. İlk günlerde gece öğün alışkanlığı olduğu için eğer hasta açlık ya da zorluk çekerse yoğurt, keten tohumu önerebiliyorum. Sonrasında bunu da azaltıyoruz. Hani bu şekilde hastamla konuştum, iletişim kurdum. Diyetlerinde hastanın dönüşüne bağlı inerliyorum ama genelde insülin direncinde giderek biraz öğün miktarını azaltabiliyorum. Tabii ki her hastada değil bu. Kişiye göre tamamen değişiyor. Hocam yanlış anlamadıysam bir değer onun üzerinde ise insülin direnci düşünülür dediniz galiba. Rica etsem orayı tekrar eder misiniz?
Evet, aslında şöyle, hani literatürde ve yani referans değeri biraz laboratuvarlara göre değişiyor ama ben kendi hastanem için söyleyeyim. Normalde insülinin referans değeri bizim hastanede 22'nin altı olarak gözüküyor. Ama biz onun üzerindeyse insülin direncini düşünüyoruz. Ama ureye değerini hesaplıyoruz, açlık şekerine bakıyoruz. Ya da hastanın şikayetlerine bakarak insülin direnci çıkmasa bile işte yorgunluk halsizliği varsa, çünkü insülin onun üzerinde olduğunda aslında yüksek bir değer. Hastanın da o tarz şikayetleri varsa kilo verme sürecini de etkileyeceğini düşünerek insülin direnci diyetine aslında bir nevi başlıyoruz. Orada doktorunun yönlendirmesi önemli. Bazı hekimler onun üstüne yüksek kabul ediyor. Benim çalıştığım hastanede endokrin dahiliye ve kardiyoloji bölümü insülin direnciyle aslında ilgileniyor. Mesela bazı hekim grubu onun üstünü yüksek kabul ediyor ve bununla müdahale ediyor. Bazıları da hiçbir problem yok, diyetle beraber devam edebiliriz diyor. Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir sorumuz da, aralıklı orucu ne kadar süre uygulayabiliriz? Aralıklı oruç diyetinin aslında bilimsel verilerine baktığımızda güzel ve uygulanabilir bir diyet. Beslenme alışkanlığınıza göre tamamen değişiyor. Sadece şöyle düşünmek lazım. Sonuçta hepimiz insanız. Hayat boyu beslenme alışkanlıklarımız hep aynı gitmiyor. Tatile gidiyoruz. İşte ya da seyahate çıkıyoruz. Misafirimiz geliyor. Hani rutinde aralıklı oruç diyetini hep uygulamak çok mümkün değil. Ben bunu çok standarta oturmuş insanlara denk gelmiyorum. En fazla bir iki yıl bu rutine, düzeni koruyorlar. Daha sonrasında tekrar bozulmalar, aksaklıklar oluyor. O yüzden hani diyet sürecinde insülin direnci varsa özellikle düşünülebilir. İnsülin direnci düzenine kadar, ya da hasta hiç sevmiyorsa sık beslenmeyi, o zaman düşünülebilir ama sürekli olması zaten mümkün değil gibi geliyor bana uygulamada. Hiç böyle bir sürekli devam eden biriyle de karşılaşmadım. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuz da, insülin direncinde hangi tür aralıklı oruç diyeti tercih edilebilir ve bu diyet diyabetik hastalara önerilebilir mi? 12-8 tercih ediyorum ben hep. Dolayısıyla diğer aslında açlık durumlarını uygulamıyorum. Çok uygulamayı da doğru bulmuyorum. Şeker hastalığında tercih edilebiliyor. Hatta hipoglisemi hastalarında da tercih edilebiliyor aralıklı oruç diyeti. Ama dediğim gibi burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Tercih etmeyen diyetisyenler de olacaktır bu arada. Ama hipoglisemi durumlarında da hani verdiğiniz değişimlerin ya da karbonhidrat miktarı çok önemli. Uygulanabilir ama hastaya bağlı. Hastanıza hani yüksek karbonhidrat tüketmeyeceğine, yüksek karbonhidrattan kastım sağlıksız karbonhidrat, özür dilerim yanlış bir cümle kurdum. Hani mesela uzun süre aç kalıp pilav makarna yiyorsa bu insülin direncini arttıracaktır. Dolayısıyla buna emin olmak gerekiyor. Hastanın uyum sürecini düzenli takip etmek gerekiyor. Ben ilk etapta aralıklı oruç diyetini yapabileceğini düşündüğüm hastalara birkaç diyet sonrası öneriyorum. Yani ilk etapta direkt aralıklı oruç diyetiyle başlamıyorum. Hastanın uyumunu gördükten sonra ilerleme yapıyorum. Aralıklı orucun 5-2 modeli hipoglisemide kullanılabilir. Şimdi kullananlar var ama ben kullanmıyorum. Kullanmayı da hani öyle bir önermiyorum aslında. Çünkü dediğim gibi biraz daha böyle açlık modelleri tehlikeli olabiliyor, uzun süre açlık modelleri. Kontrolde gitmekte fayda var. Uygulamada da hani genelde zaten 12-8 kullanılıyor. Teşekkürler hocam. Hocam, tarçın kan şekerini regüle eden bir besin diye biliyordum. Hipoglisemi atağından bahsettiniz. Tam olarak doğrusu nasıl oluyor? Bunu ben de aslında uygulamada öğrendim. Aynı sizler gibi hani tarçın kan şekerini düzenliyor diye öğrenmiştim. Daha sonrasında bizde bazen böyle doktorların yine önerisiyle açlık tokluk şekeri ölçümleri oluyor. Ve hasta düzenli olarak sabah, öğle, akşam açlık tokluk şekerini ölçüyor. Bunda hangi besinlerin daha fazla düşürdüğünü görmek çok mümkün oluyor. Yani çok güzel gözlemleyebiliyorsunuz. Doktoru hastanıza böyle bir şey önerdiyse mutlaka siz de takibe bakmak isteyin kan takip formuna. Şimdi öncelikle ben bu kan takip formunda fark ettim ilk bunu. Tarçının ciddi bir hipoglisemi atağı yarattığını. Daha sonrasında hekimlerimizle konuştum. Ve
tarçınla ilgili bu gözlemimi söyledim. Onlar da katıldı bu desteğe, tekrar ölçümlere baktılar. Ben bunu uygulamada böyle bir şey fark ettim ve sonrasında araştırdığımda tarçının kan şekerini, hipoglisemiyi tetiklediğine yönelik çalışmalarda buldum. O yüzden hani artık ben hipoglisemi ataklarında kullanmıyorum. Ama normalde tarçın, evet, kan şekerini düzenleyen besin olarak geçiyor. Dediğim gibi iki türü var sadece. Bu iki türünde asıl faydalı olan türünü bulmak çok zor. O yüzden tarçını artık aslında diyetlerimden çıkardım. Sadece hasta tadını seviyorsa, hani biraz böyle tatlı isteğini bastırıyor ya tarçının o yumuşak tadı. Öyle bir etkisi varsa ve herhangi bir hipoglisemi atağı çıkarmıyorsa bunun için kullanıyorum. Ama diyabet üzerinde çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Zeytin yaprağı insülin direncini azaltır demiştiniz. Tüketim şekli nasıl olmalı? Aktardan zeytin yaprağını aldırıyorum aslında hastalarıma. Bunu işte baharat, zerdeçal da kullanabiliyoruz bazen. Bunu hani tam kaynar suda olmayacak şekilde demlettiriyorum. Demleme biçiminde kaynatma değil. Sabahları çay şeklinde tüketilebiliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Pardon. Faydasını da gördüm. Diğer bir sorumuzda kuru meyve genelde önerilmiyor. Orayı neyle desteklediniz? Tekrar eder misiniz? Kuru meyve ben yazıyorum. Yanında yoğurt süt ürünüyle beraber yazıyorum. Kuru meyveli aslında hani fazla hipoglisemi ataklarında kullanılmayabiliyor. Ama o da yine hasta takibiyle ilgili. Ben kullanıyorum. Yoğurtla süt ürününle beraber kullanımda bir problem görmüyorum. Ancak sadece hani tekrar bir kan değerlerinde düşüklük görürsem o zaman çıkartıyorum. Şimdi çalışan hasta grubunda aslında kuru meyve çok avantajlı oluyor. Çünkü hani sürekli yanında taşımak, taze meyve ulaşımı biraz zor olabiliyor. Sadece meyve suyu kullanmıyorum. Taze sıkılmış meyve suyunu. O da kan posası azaldığı için kan şekerini hızlı yükseltiyor. O yüzden meyveyi kabuklu şekilde tüketmek çok daha faydalı oluyor. Diğer bir sorumuzda tokluk şeklinden hemoglobin A1C'yi düşürmesi diye bahsettiğiniz bir kısım vardı. Orayı tekrar bahsedebilir misiniz? Şimdi 3 aylık şekerde şimdi bazen hipoglisemi atakları geçiriyor demiştik hasta. Bazen bu açlık şekerini de etkileyebiliyor. İnsülin direnci olan hastalarda mesela şu tabloyu görebilirsiniz. Açlık şekeri 80, tokluk şekeri 80, 3. saat şekeri 90 gibi. Aslında bu da hani sağlıklı bir örüntü değil. Hemoglobin A1C'si normal çıkacaktır. Çünkü baktığımızda 3 aylık şekerine baktığımızda düşük tablolar da var, yüksek tablolar da var. O yüzden bu değer normal çıksa bile tokluk şekeri düşüklüğüne bağlı insülin direnci gelişmiş olabiliyor. Yani aslında biraz biliyorum karışık ama uygulamada bunları göre göre tabii ki istediğiniz kadar bana da sorabilirsiniz. Çok daha oturmuş oluyor. Hani bu biraz ben biraz da deneyimlerimi yorumlayarak anlatıyorum. Hemoglobin A1C az önceki vakada olduğu gibi normal çıkıp yine de insülin direnci gelişen hastalar olabiliyor. Bu da tokluk şekerine bağlı aslında. Bazen tokluk şekeri düşüklük yapabiliyor insülin direncine bağlı olarak. Teşekkür ederiz hocam. İnsülin direncinde uzun süreli açlık hipoglisemiye sokuyor mu? İnsülin direncinde uzun süre. Şimdi bu konuda da aslında ikiye ayrılıyoruz. Uygulamada ben hani uzun süreli açlığı çok uzun tutmuyorum aslında. O yüzden hani aralıklı oruç diyetinde de yaptığımızda ara öğünü şeklinde gidiyorum. Hipoglisemi atağını hasta düzenli ve uyumlu gittiğine inanıyorsan çok fazla denk gelmedim. Ama dediğim gibi mesela hani uzun sürede sonuçta karşımızda açlık ve tokluk hormonu bozulmuş bir insan var. Dolayısıyla hani şöyle düşünelim, uzun süreli açlık insülin direncine biraz zorlayıcı bir şey olabiliyor. Karşıdaki insan hani bu açlığa dayanamayıp yüksek karbonhidrat istekleri de çok yüksek oluyor. Çünkü kan şekerinin düşük olduğu için yükseltmek isteyecekler. Dayanamayıp hani karbonhidrat türevleri tüketiyorsa, tatlı tüketiyorsa ya da pilav makarna alıyorsa hani 2-3 kaşık bile olsa etkiler, hipoglisemiyi arttırır. Çünkü hızlı yükselen şeker hızlı da düşecektir. Burada hastayı tanımak çok önemli. Uygun diyete, uygun uygulayabilen insanlar da hipoglisemiyi tetiklemeyecektir. Ama bunu takip etmek çok önemli ve hani gerçekten her hastaya uygulayabileceğimiz bir şey değil. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Her hastanın insülin direnci olan her hastaya aralıklı oruç diyeti uygulamak doğru olmuyor. Uyumu çok önemli. Teşekkürler hocam.
Diğer bir sorumuz da insülin değeri 2.9 çıktı mesela. Doktoru ilaç vermedi. Biz beslenmesini düzenliyoruz. Tekrar kan değerine ne zaman baktırmasını tavsiye etmeliyiz? İnsülin değeri kaç çıktı demiştiniz? 2.9. 2.9. Şimdi şöyle aslında doktoru herhangi bir ilaç zaten hani burada dediğim gibi tamamen doktora bırakıyoruz ilaç gelişimini ve yine kan tahlillerinde doktor takibi yapıyor. Genelde insülin direnci ya da insülinle bağlı vakalarda ayda bir tahlil yapılıyor veya 3 ayda bir gibi kan takibi oluyor. Sonuçta hani diyete gelen hastayı da sizin her ay tahlile yönlendirmesi çok uygulanabilir olmuyor. Burada doktoru bırakmak faydalı olacaktır. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuz da ödemi çok yüksek olan hipoglisemi hastasına bromelain takviyesi önerilebilir mi? Bromelain takviyesi öneriyorum ama hani evet ödemi atmak üzerinde etkisi var. Yine mide rahatsızlığı var mı, hastanın tansiyon problemi var mı, bunları sorgulamak gerekiyor. Her hastaya her takviye gitmiyor ama herhangi bir sağlık problemi yoksa, sadece ödemi yüksekse ve ödem atmakta zorlanıyorsa bu da biraz yapısal olabiliyor. Bromelain önerilebilir. Diğer bir sorumuz da gece arı öğünü hakkında ne düşünüyorsunuz? Akşam yemeğinden sonra verilen meyve veya karbonhidrat grubu sürecimizi yavaşlatır mı? Evet, ben akşam meyve grubunu çok tercih etmiyorum. Hastanın çok yüksek bir talebi yoksa. Yine hastaya göre ilerlemek çok önemli ama gece tüketilen meyve grubu yavaşlatıyor biraz süreci. Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir sorumuz da hocam insülin direnci artı PCOS olan hastada 30'lu yaşlarda erken menopoz başlamışsa ne şekilde ilerlememiz gerekiyor? Doktoru vitamin mineral takviyesiyle etkileşim düzeylerinden dolayı. Herhalde erken menopozda alınan hormon ilaçlarıyla besin ilaç etkileşimlerine ile ilgili bir soru sanırım. Aslında omega 3 takviyesi erken menopozda kullanılabiliyoruz. Özellikle balık tüketemeyen hastalarda besin desteği olarak da keten tohumu, semizotu gibi besinler kullanıyoruz. Şimdi doktorun hangi ilacı kullandığı önemli aslında. Hani orada biraz da doktora göre yönelmek daha doğru olur. Hani ilaç türüne doktor belirledikten sonra onunla iletişim halinde kalmak daha iyi olur besin ilaç etkileşimleriyle ilgili. Devamı geldi. Doktoru ilaçlar haricinde vitamin mineral supplementi takviye ettiği için eksik kalmış orası. İlaç haricinde vitamin takviyesi omega 3 önerilebilir. Sanırım soru böyle değil mi? Aynen öyle. Omega 3 önerilebilir. Teşekkür ederiz. Hocam bir de konstipasyon durumunda ne yapılmasını önerebiliriz? Meyve sebze tüketiminin iyi olduğunu, buna rağmen bunu yaşadığını söyleyen bir danışana kiraz sapı, portakal kabuğu çayı da denedik ama 4-5 gündür bu durumun olduğunu söylüyor demiş. Şimdi aslında diyetin ilk başlangıcında hani hepimizin belki uygulamada bu gördüğü bir şeydir. Diyetin ilk başlangıcında kabızlık çok fazla sık rastlanıyor. Lifi de yükselsek olabiliyor. İşte meyve sebzeyi de arttırıyoruz. Sonuçta bağırsaklar çok beslenmeye bağlı bir ittirme kuvvetine çalışmış oluyor. Ve biz bunu diyet sürecinde o ittirme kuvvetini engellemiş oluyoruz. Bağırsak tembelliği gelişmiş oluyor hastada. O yüzden kabızlık çok sık rastladığımız bir durum diyetin ilk aşamasında. Hani ben bu durumlarda lifi arttırıyorum. Gerektiği durumlarda hani kiraz sapı çayını aslında kullanıyorum ama düzenli kullanmayı önermiyorum. Yani aralıksız bir kullanımını önermiyorum. Form çarlarını hiç önermiyorum bağırsaklarda tembellik yapmaması için. Şöyle bir formül aslında kullanıyorum. Kuru meyveyi sıcak suda bekletip içine keten tohumu, zeytinyağı ekleyip bazen ceviz de ekletiyorum buna. Çörek otu da ekleyebilirsiniz. Hepsini blenderdan geçirip biraz hani böyle marmelat gibi bir kıvamı oluyor. O şekilde hastalara önerebilirsiniz. Bağırsak çalışımını o anlık olarak hızlandıran bir şey ama asıl tabii ki probiyotik normal beslenmeyle yeterli gelmiyorsa, sonuçta bir mikrobiyata bozulmuşluğu da olabilir. Hani kronik bir kabızlıksa probiyotik takviyesi de gerekebilir. Önce beslenmeyle bir probiyotik eklemek diyet rutinine, eğer yeterli gelmiyorsa da probiyotik etkilemek. Bunun için de biraz beklememiz gerekiyor. 3-4 haftadan erken takviyelerde sonuç alamıyoruz. O yüzden uzun bir süreçte kabızlığı düzeltmeyi hedeflememiz gerekiyor.
Teşekkürler hocam. Bu tür danışanlara serbest öğün günü verilir mi? Verilirse ne kadar aralıklarla vermeliyiz? Evet, bu konuda da aslında yine ikiye ayrılıyoruz. Ben serbest öğün günü uygulamasını hiç yapmıyorum. Serbest günde yapmıyorum ama hani burada amaç çok katı gittiğim için değil kesinlikle. Tam tersi, biraz daha böyle hastayı serbest tutmayı seviyorum. Çünkü hani sonuçta bir alışkanlıkların değişme süreci. Tabii ki de hani beslenme alışkanlığımız değişiyor. Zorlu bir süreç. Hastanın psikolojisi etkileniyor. Hani sürekli bir şeylerin yasaklı olması cazip gelebiliyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak gerekiyor ama hastaya işte bu serbest, artık bu oyunu serbest dediğimizde diğer günler sanki böyle yasaklıymış gibi ya da cezaymış gibi bir izlenim yaratabiliyor. Bu yani serbest gün uygulamasını aslında çok nadir uyguluyorum. Sadece şöyle bir hastamda psikiyatrin önerisiyle uygulamıştım. Çok strese bağlı, antidepresan kullanan, stres yoğunluğuna bağlı antidepresan kullanan bir danışanım. Diyet kaçamaklarının önüne geçemiyorduk. Beslenme bozukluğu vardı. Bu yüzden psikiyatri hekimine de yönlendirmiştim. Terapiye de başlamıştı. Bu süreçte yaptığı kaçamakları biraz daha kendi vicdanını da içine de sindirebilmesi için, sonuçta kaçamak yapması imkansız bir duruma gelmişti artık ve koruma dönemindeydik. Aslında kiloda vermişti güzel. Sağlıklı bir şekilde ilerlemiştik. Tamamen kişisel problemlerinden dolayı, geçmişten de beslenme hata yaşadığından dolayı zorlu bir sürece girmişti hastam. Bu yüzden hani hastamın biraz kaçamaklarını yumuşatabilmek için sorun değil. Hani zaten haftada iki gün kaçamak gününüz var diye biraz da böyle stresini azaltmak için bu tarz desteklere başlamıştım. Hani bu tarz serbest günlerine başlamıştım ama onun dışında çok kullanımı psikiyatrlar ya da psikologlar tarafından da önerilmiyor. Sadece gereken durumlarda, belki böyle benim anlattığım gibi spesifik durumlarda serbest öğün yapabiliriz. Teşekkürler hocam. Hocam, D vitamini eksikliği için neler önerirsiniz? Şimdi tabii ki güneş çok önemli tabii ki. Sonuçta evet. D vitamini ne kadar yüksek alırsak alalım güneşle beraber ancak emilimi olabiliyor. Takviye bazen kullanmamız kaçınılmaz olabiliyor. Mutlaka hani ölçümlerinizi yaptırın ya da hastanıza da D vitaminine baktırın. Eksiklik varsa doktoru zaten takviye kullandıracaktır. O yüzden beslenmemizde zaten sağlıklı bir diyette D vitaminimiz oluyor zaten. Hani bizim düzenlediğimiz dengeli sağlıklı diyetlerde. O yüzden ekstra bir besine de gerek yok. Hani D vitamininden iyi beslenen bir şekilde ilerliyoruz sağlıklı diyetlerimizde ama bazen takviye kullanmamız gerekebiliyor. Teşekkürler hocam. Hocam, örneğin bayram geldi. İnsülin direnci ve bu glisemisi olan bir kişiyi bu dönemde kısıtlamak kötü olabilir mi? Tatlı verilebilir mi? Bir kez de olsa. Evet, şimdi tam bayram, hani benim de bu hani 3-4 gündür bayramdan dolayı çok randevum sıkışmıştı. O kadar çok böyle vaka gördüm ki zaten insülin direnci hastalarım da çok fazla. Genelde tatlı yazdık zaten, yani %70'inde yazmışımdır aslında ya da istedikleri bir öğün varsa ona uygun yazmışızdır. Sonuçta bayram ve hani özel bir gün, burada çok kısıtlama yapmak çok mantıklı değil. Karşıdaki insanı da empati kurmak gerekiyor, daha diyet sürecinin devamlılığını düşünmek gerekiyor. Genelde ben tatlı yazıyorum. Yazmadığım durumlar hani zaten tatlı yemiş olarak gelen hastalarda olabiliyor ya da işte önceki haftalarda biraz daha böyle diyetini gevşek tuttuğumuz hastalarda olabiliyor. Ya da hasta bazen gerçekten istemiyor, artık insülin düzenine girmiş oluyor, vücut ihtiyacını öyle hastalarım da oldu mesela. Bugün sordum birçok hastama, bazıları şey dedi, artık istemiyorum, canım zaten böyle bir şey istemiyor dedi. O yüzden tatlı yazmadığım da oldu ama hani hasta istiyorsa ve insülin direnci varsa da hiç problem değil. Ara öğün olarak bir sütlü tatlı yazabilirsiniz. Sonraki günlerde zaten bunu dengeleyecek şekilde ilerleyiz. Herhangi bir şey çıkartmamıza da gerek yok. Sütlü tatlı, badem, cevizle beraber dengeli şekilde gidebiliriz. Teşekkürler hocam. Şimdi diğer gelen sorulara bakıyorum. Hocam, bir de D vitamini sorusuna ilave olarak gelmişti. Hangi takviyeyi öneriyorsunuz şeklinde? Marka olarak hani Ocean'ınkini de kullanıyorum ben. Genelde şöyle, aslında hani kan tahlillerini dahiliye bölümünden de yaptırdığımız için aslında oradan da kendi doktoru da bir takviye kullanmış oluyor ama bana kaldığında bütün yani doktorla ilgili
herhangi bir doktor işte istediğiniz takviyeyi kullanın dediğinde Oğuz'unkini uygulayabilirim. Solgar'ınki güzel yine. Bu markaları yani güvendiğiniz bir markayı daha önce deneyimlediğiniz bir markayı kullanabilirsiniz. Emilimleri iyi gayet. Teşekkürler hocam. Hocam listelerini sıklıkla güncelliyorsunuz ve güncelleme neye göre yapılıyor? Bir de karbonhidrat, protein, yağ oranını kaç alıyorsunuz? Ben özel hastanede çalışıyorum. Her hafta kontrollerimiz oluyor. Sadece koruma diyetlerine geçtiğimizde 2 haftada bir, ayda bir, bazen hani bir yıldır diyet süreci bitmiş bir yıl sonra görüştüğüm hastalarım oluyor. Yine işte telefonları oluyor, bir şekilde alıyorum, iletişime geçiyorum. Bazıları da geçemiyorum. Ama birçoğu da geçmeye çalışıyorum. Bazen ayda bir korumadan sonra görüştüğüm oluyor. Bazen 2 ayda bir ama normal kilo verme sürecinde ise her hafta takibimiz oluyor. Sadece işte ben Marmaris'te yaşıyorum. İlçelerimiz uzak, Muğla uzak, Datça uzak. Oradan gelen hastalarım olunca 2 haftaya bir de çıkabiliyoruz. 2 haftada bir görüştüğüm hastalarımda 2 haftada bir diyet güncellemesi yapıyoruz. Hasta devamını getirdiği sürece hiçbir problem olmuyor 2 haftada bir, 2 haftada bir değiştirmemizden yana da. Teşekkür ederiz hocam. Danışan kilo verdikçe verdiğimiz kaloriyi arttırmalı mıyız, azaltmalı mıyız? Kilo verdikçe azaltıyoruz ama hani bazen şimdi bazen çalış şöyle hani bu süreçte bazen böyle hekimlerin de müdahalesi olabiliyor. Ben bunu çok fazla desteklemiyorum aslında. İşte mesela orada yazıyorlar hasta kağıdına işte 1400 kalorilik 1500 kalorilik diyet diye. Bazen burada hekimler yanlış yönlendirme yapabiliyor. Kilosu yüksekse düşük kalori, kilosu düşükse yüksek kalori şeklinde düzenleme yazabiliyor. Hani ben bu noktada doktoruyla konuşuyorum. Hani kalorisini ben enerji hesabıyla hesaplıyorum. Hastayla konuşarak hesaplıyorum. Beslenme geçmişine göre ayarlıyorum diyorum. Ve hani burada kendim hesabı yapmayı tavsiye kesinlikle size de öyle tavsiye ediyorum. Sadece zayıfladıkça tabii ki enerjiyi düşürüyorum. Ancak enerji aslında çok önemli değil uygulamada. Biliyorsunuz ki besin neyden aldığı çok önemli. Hani bir tane elma da 60 kalori, ekmek de buna yakın bir kalori. Ya da avokadonun mesela kalorisi yüksek ama besin değeri çok iyi. O yüzden hani kalori değerine çok baz almıyorum aslında. Uygulamada da enerji değişimlerine hani ben karbonhidratı %40 civarı tutuyorum. Her hastada değil tabii ki, %50'lere çıktığım hasta oluyor, daha düşürdüğüm hasta oluyor. Burada hastanın hedefiyle ve hastalığımla ilgili bir durum. Genelde hani ortalama insülin direnci vakalarından konuştuğumuz için söylüyorum, %40 civarında uyguluyorum. Tabii ki hani bu uygulamadaki ve teorikteki çok farklı oluyor. Zaten hani bunu birçoğunuz ya gözlemlemişsinizdir ya biliyorsunuzdur. O yüzden hani hastanın gidişatına göre de, ne istediğine göre de, sporcu mu yoksa işte bir hastalığı mı düzeltmeye çalışıyoruz, böbrek fonksiyonları iyi mi, ona göre protein yağ oranını ayarlamak tabii ki en doğrusu. Teşekkürler hocam. Hocam rahatsızlıklara bağlı olarak probiyotik suçlarının değiştiğini duymuştum. Kabızlık için hangi suçu kullanmalıyız? Şöyle aslında ben hani probiyotiklerde önce diyet desteğine başlıyorum. Diyet desteği yeterli gelmezse probiyotik takviyeleri kullanıyorum. Suçlar değişiyor ama kabızlık için olan şeyi aslında birçok probiyotikte var tabii ki. Çünkü probiyotiklerin zaten takviye amacı aslında kabızlığı da önlemek, en çok bizim diyette kullandığımız probiyotikler bundan yana ve birçok piyasadaki ürün de aslında var. Güvendiğiniz bir markayı tüketmek burada en önemlisi. Çünkü hani içeriğine böyle biraz da deneyimleyerek, hastalara da kendim de kullanıyorum. Kendim de kullanarak, deneyimleyerek yazıyorum. Yine Solgar'ın probiyotiğinden ben çok memnunum. Şu an hatırlamıyorum ama en yüksek probiyotik içeren bir ürün var. 2 probiyotiği var. Bir tane sarı kapaklı en yüksek probiyotik içeriği olan var. Onlar çok memnunum. Farklı markalar kullandığım da oluyor. Biraz da bu hastaya göre değişiyor bu arada. Bazen hastaya iyi gelmiyor. Probiyotini değiştiriyoruz. Vücut alışmış oluyor. Burada siz kendi deneyimlerinizde hastanın daha önceki probiyotik kullanım durumuna göre bir karar verebilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Biz derslerimizde 6 öğün olarak veriyoruz. 3 ana, 3 ara olarak. Hastanın alışkanlığı yoksa bunu değiştirebilir miyiz? Yani azaltabilir miyiz? Tabii ki hastanın alışkanlığı yoksa hani bu zaten çok fazla geliyor. Mesela hani bana da soruyorlar, daha önceki diyetimde işte 8 öğün besleniyordum ya da hani 6 öğün besleniyordum.
beşerimi besleniyordum, bu bana hiç uymuyordu diye bahsediyorlar. Burada zaten diyetteki asıl amacımızı unutmamak lazım. Hastanın uyumluluğunu sağlamak. Dolayısıyla hani hasta ne kadar devam edebilirse diyete, bizim için o kadar başarılı bir diyet süreci olmuş olur. Hani kilogram verdiği kilo ya da işte hastanın uyumu uyumsuzluğundan çok devam edebilmesi benim için çok daha önemli. Çünkü hani hastaya böyle şey yapamıyoruz işte. Sonuçta psikolojiyi de çok etkileyen bir süreç. Bazen göreceksiniz yanınızda ağlayan hastalar oluyor, işte zorlanan hastalar oluyor, sizde tartışan, kavga eden hastalar oluyor. Hani niye bunu yapmadın gibi bir süreç olmuyor. Ben tavsiye etmiyorum daha doğrusu. Hani burada işte biraz hastanın psikolojisini anlayarak gitmek çok iyi. Çok daha iyi oluyor. Hani uygulayabilir olduğu her şeye ben kesinlikle onaylıyorum. Öğün sayısını da azaltabiliriz, öğün sayısını arttırabiliriz. Gece vardiyasıyla çalışıyorsa gece yemek yazabiliriz. Önemli olan hasta hani bir sıfırdan büyüktür mantığı aslında diyette bence çok önemli. Ya hep ya hiç yaptığımızda çok kalıcı çözümlere ulaşamıyoruz. Hasta uyum sağlıyorsa her türlü sağlıklı bir yola bence ilerleyebilirsiniz. Teşekkürler hocam. Peki elma sirkelisinin yararlarından bahsedebilir misiniz diye bir soru gelmiş. Şimdi elma sirkesini dediğim gibi ben çok şaşırmıştım. Çünkü böyle hani hastalarım da çok sordu. Elma sirkesi tüketeyim mi? İşte komşum içiyormuş gibi sorularımı aldığım bir grupta. Araştırmalarını görünce çok şaşırdım. Çünkü tip 2 diyabette çok öneriliyor. Ve güzel çalışmaları var. Yağlanma sorununu çok güzel çözüyor. Vücut yağ oranını düşürdüğüne yönelik çalışmaları var. Hatta hani bazı gruplarda rutin beslenmeye, yani muhtemelen çok sağlıksız beslenen bir grup değildir o. Bazı çalışmalarda rutin beslenmeye sadece elma sirkesi ya da sirke ekleyerek de güzel sonuç alınan çalışmalar var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Genelde insülin direnci üzerine bütün güzel olumlu etkisi, yağlanma üzerine de dolayısıyla azaltıyor. Yani insülin direnci birçok hastalıkla komplike olduğu için onda da azaltma sağlayacaktır. Kardiyovasküler hastalıklarda, tiroidde de her şeyde sağlar. Hocam çok güzel bir sunumdu. Harikaydı. Çok teşekkür ederiz. Her şeyi sabırla cevapladınız. Elinize emeğinize sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Umarım fayda sağlayabilmişimdir. Hani bu konuda burada herkese çok iyi anlıyorum. Çünkü en çok kaygının yaşayan bir insan da bendim öğrencilik sürecimde. Dolayısıyla hani sizi de çok iyi anlıyorum. Çok da zaman geçmedi aslında. 4 yıl önce mezun oldum. Umarım fayda sağlamışımdır. Biraz böyle hani şey gibi düşünün. Biraz uygulamaya başlayınca çok daha net anlaşılacak her şey. Hani şu an her şey komplike, karışık geliyor olabilir. Ama emin olun çözülüyor bir şekilde. Hani zaten burada dediğim gibi bu etkinlikten bu topluluğa üye olan kimsenin ben hani şey olduğunu düşünmüyorum aslında. Bilinçsiz bir insan olduğunu düşünmüyorum. Umarım her şeyi, aklınıza takılan soruları cevaplamışımdır. Yine sorularınız olursa bana da yazabilirsiniz. Teşekkürler hocam.